İkinci Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovakya'nın ve Arnavutluğun işgalinden endişelenen Türk hükümeti 1939'da İngiltere ve Fransa ile ortak bildiri yayınladı. 19 Ekim 1939'da Ankara'daki bu iki devlet ile Türkiye arasında bir ittifak kuruldu. Buna göre Akdeniz'de bir savaşın olması halinde 3 devlet yardımlaşacaktı. Maddeler arasında askeri ve maddi yardımlar da bahsedilmekteydi. Ancak savaş zamanı Türkiye, Sovyet-Rusya unsurunu gerekçe göstererek savaşa fiilen katılmadı. 25 Mart 1941 tarihinde Türkiye ile Sovyet-Rusya arasındaki saldırmazlık halini duyuran bir bildiri yayımlandı. Aynı yıl Nazi Almanyası ile Sovyet-Rusya arasındaki saldırmazlık paktı geçerliyken Balkan Seferi başladı. İşgal ihtimali üzerinden baskı yapan müttefiklere rağmen Türkiye çatışmaya girmedi ve Alman Büyükelçisi von Papen aracılığıyla diplomatik ilişkiler geliştirildi. 18 Haziran 1941'de Türk-Alman Dostluk Paktı imzalandı. Aynı zamanda Almanya 90 bin ton krom madenini satın almaya başladı. Bunun karşılığında ise Türkiye'nin silah ve araç ihtiyacı Almanya tarafından karşılanacaktı. İmzalanan anlaşmadan 4 gün sonra Barbaros Harekatı başladı. Bu harekatın ardından Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Büyükelçi aracılığıyla Alman kuvvetlerinin Türkiye üzerinden Kafkaslara ve Irak'a sevkiyatı için baskı yapmaya başladı. Bu isteğin yerine getirilmesi halinde Türkiye Balkanlara bazı toprakların ve Ege'deki adaların teslim edileceği söylendi. Her iki tarafın baskılarına rağmen Türkiye savaşa girmemekte ısrarlıydı. Bu süre zarfında Almanya Stalingrad Muharebesini kaybetti. Ancak Türkiye bu süreç boyunca denge politikasına devam etti. İki tarafla da imzalanan saldırmazlık patlarına rağmen Türkiye temkinli davranmaktaydı. Zira komşu ülke İran saldırmazlık paktına rağmen Ağustos 1941'de Sovyet-İngiliz ortak saldırısına uğradı. Aynı şekilde saldırmazlık paktı imzalanalı 2 yıl olmadan Almanya'da Sovyet-Rusya'ya saldırmıştı. 14 Ocak 1943'te müttefik devletlerin başkanlarının katılımıyla Casablanca Konferansı düzenlendi. Konferansta Türkiye'nin güçlendirilmesi ve savaşa sokulması kararlaştırıldı. Amaç Nazi Almanyası'nın uyu devleti Romanya'daki petrol kuyularını vurmaktı. Balkanlarda yeni bir cephe açılmasını düşünen Churchill, bu cephede müttefiklerin Türkiye'ne destek vermesini sağlamak için 30 Ocak 1943'te Adana'ya geldi. Görüşmelerde Sovyetlere olan güvensizlik ve Türk ordusunun donanımsızlığı gerekçeleriyle Churchill'in talepleri reddedildi. Ancak Churchill görüşmeler sonlandığında sizi Kızıl Ordu'nun insafına bırakırız diyerek Türkiye'yi açıkça tehdit etti. Bölgede varlığına devam eden Almanya ile ilişkileri zayıflatmamak için basın yoluyla Türkiye'nin dış politikada değişime başvurmayacağı açıkça ifade edildi. 1943'ten sonra müttefiklerin baskıları devam etse de Türkiye'nin denge politikası bir süre daha devam etti. Müttefiklerin savaşta üstünlüğü Türk-Alman ilişkilerini etkiledi ve 20 Nisan 1944'te Almanya'ya krom sevkiyatı durduruldu. Almanya'nın buna tepkisi Büyükelçi aracılığıyla nota vermek oldu. Ağustos 1944'te Bulgaristan Krallığı savaştan çekildi ve ülkeye Sovyet ordusu girdi. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye, Almanya ve Japonya ile bütün ilişkilerini kestiğini duyurdu. Yalta Konferansı'nda ise Joseph Stalin'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda Boğazlar ve Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesi gerektiğini müttefik devletlerine bildirmişti. Müttefik devletler Türkiye'nin savaşa dahil olmamasından dolayı bu teklifi kabul etti. Ancak 23 Şubat 1945 tarihinde Türkiye resmi olarak Almanya ve Japonya savaşı ilan etti. Ancak hiçbir şekilde silahlı çatışmalara katılmamıştı. Türkiye bu büyük savaş alanında yapabileceği en iyi siyaseti yapmış, alabileceği en az hasar almıştı. Ancak olası bir savaş durumu için cephelere gönderdiği 1 milyon askerden 22 bin tanesi yeteri kadar tedarik alamadığı için şehit oldu. Kıbrıs sularında ise Türk donanmasına ait bir gemimiz kim tarafına olduğu bilinmeyen bir şekilde vurulmuş ve batmıştır. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki Türkiye 2. Dünya Savaşı'na müttefikler safında katılsaydı ne olurdu? Müttefik devletlerinin Casablanca Konferansı'ndan sonra Türkiye'nin takviyelendirilip savaşa sokulması planlanmış. Bu planlar sonucunda ise Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşme ayarlanmıştı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana'ya bizzat gelmiş, İsmet İnönü ile bizzat görüşüyordu. Görüşmelerde Churchill, Türkiye'nin savaşa dahil olmasını istiyordu. Ancak İsmet İnönü, askeri açıdan Almanlarla baş edemeyeceklerini, Alman saldırısından daha çok bir Sovyet saldırısının daha olası olduğundan bahsediyordu. Churchill ise Türkiye'nin savaşa dahil olması durumunda, Sovyet garantörlüğü altında Bulgaristan'a ortak saldırılar düzenleneceği teminatını vermişti. İsmet İnönü bu teminattan memnundu. Ancak hala askerlerin ekipman ve teçhizat anlamında Almanlardan geride olduğunu
olduğunun farkındaydı ve görüşmelerde bunu dile getirdi. Churchill askerlerin eksiklerini tamamlayacağını, hatta üstüne yedek olarak daha fazla teçhizat göndereceğini söyledi. İkili arasındaki görüşme oldukça sıkıntılı geçiyordu. Artık bu görüşme bir dostluk değil bir pazarlık masasına dönüşmüştü. En son bu görüşmeler sonuçsuz kalmış ve iki taraf da uzlaşamamıştı. Ancak bu görüşmelerden tam 2 gün sonra Doğu Cephesi'nin tarihini değiştirecek bir olay yaşandı. Sovyetler Stalingrad'da Alman 6. Ordusu'nun çemberi almış ve yok etmiş, hatta karşı taarruza geçmişti. Türkiye henüz kesin bir karar vermemek için sabırla bekliyordu. Ancak doğudaki askerlerini yavaştan batıya çekmeye başlamıştı. Ancak Alman elçilikleri Türklerin oynadığı oyunu fark edip durumu Hitler'e bildirmişti. Hitler olası bir Türk cephesi için Bulgar sınırına ordularını kaydırmıştı. Bu orduların kayması bile Sovyet saldırılarını bir nebze olsun rahatlatmıştı. ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill aralarında sürekli görüşüp savaşı değerlendiriyorlardı. Verdikleri karar ile birlikte Türkiye'nin şartları yerine getirilip savaşa sokulması gerekliydi. 4 Aralık'ta Kahire'de toplanan konferans ile 3 lider arasında yeniden bir görüşme başladı. İsmet İnönü kendini ağırdan satıyor, yapabileceği en karlı anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Öncelikle müttefikler zor da olsa İsmet İnönü'yü havaalanlarını kullanmaya ikna etmişti. Ardından Türkiye'yi savaşa dahil etmek için konuşmalar başlamıştı. Görüşmeler oldukça haşin geçiyordu. Hatta görüşme 2 gün daha devam etti. Ancak en sonunda iki taraf da istediklerini elde etti. Müttefikler olası bir Sovyet saldırısı için sınırı korumaya alacaklar ve Türkiye'yi garantörleyeceklerdi. Ardından Türk-Bulgar sınırı güçlendirilip Türkiye'ye büyük çaplı yardımlar yapacaklardı. Türkiye ise bu yardımlar kendilerine ulaşır ulaşmaz savaşa dahil olacak ve Almanlara yeni bir cephe olacaktı. Ardından Almanlarla yapılan tüm ticaret ve diplomatik anlaşmalar iptal edilecek ve ilişkilere son verilecekti. Böylece taraflar el sıkışıp masadan kalktılar. Müttefik devletlerinin söz verdiği gibi yolladığı askeri ekipmanlar ve teçhizatlar Türkiye'ye ulaşmıştı. Türk ordusu teçhizatlarına ulaşmış ve kuşanıp cepheye ilerlemişti. Sovyetlerden de alınan söz doğrultusunda Bulgaristan'a savaş ilan edilmişti. Almanya Türklerin bir hain olduğunu belirtip müttefiklerine açılan bu savaşa karşılık Türklere savaş ilan etmişti. Ardından Sovyetler de Bulgaristan'a savaş açmıştı. İstanbul'dan kalkan müttefik uçakları Romanya'yı bombalayıp Almanya'nın halihazırda az olan petrolünü yok ediyordu. Almanya ise müttefiklerin bu saldırılarına çok büyük bir güçle karşılık veremiyordu. Doğu cephesi için ayrılan petrolden kısılıp Romanya korunmaya çalışılıyordu. Almanya bu tarihlerde geri püskürtülüyordu. Ancak hala çok güçlü bir orduya sahipti. Bulgaristan'daki ordulara taarruz emri verip Türk sınırında çok büyük bir savaş başlatmıştı. Müttefiklerin planları geri tepiyor, Almanlar taarruzlarına başarılı oluyordu. Doğu cephesinden de bir miktar asker kaydıran Almanlar İstanbul'un batı yakasına kadar ele geçirmişti. Boğazlar tehlikeye girmişti. Eğer ki boğazlar kaybedilirse Sovyetler takviye alamaz ve savaş yeniden terse dönebilirdi. İstanbul Boğazı'nda çok büyük bir savaş gerçekleşiyordu. Müttefikler boğaz yakınlarına gemilerini yerleştirip Almanların ele geçirdiği yerleri vuruyordu. Savaş Türklerin hiç de beklediği gibi sonuçlanmamıştı. Çok büyük bir felaket getirmişti. Yıllardır Türklere başkentlik yapmış dünyanın incisi İstanbul şu anda koca bir harabeye dönüşüyordu. İki taraf da İstanbul'daki saldırılarını arttırmıştı. Boğazlardaki gemiler sayesinde Almanlar diğer tarafa geçemiyor, muazzam bir kayıp veriyordu. Türkler savaşa katılalı 6 ay olmuştu. Bu 6 ay içerisinde çok büyük kayıplar yaşamış, dünyanın incisi İstanbul'daki saldırıları daha fazla tutamamışlardı. Boğazlardaki müttefik gemileri overload operasyonu için geri çekilmiş ve boğazları bırakmışlardı. Boğazlardaki deniz üstünlüğü de İtalyan gemileriyle sağlayan mihver tarafı İstanbul'u tamamen ele geçirmeyi başarmışlardı. Hatta İstanbul'dan İzmir'e, oradan da Rodos'tan yapılacak saldırı için Marmaris'e ilerlemişti. Ancak 6 Haziran 1944'te yapılan Normandiya çıkarmasıyla Almanlar Anadolu cephesinden asker kaydırmak zorunda kalmıştı. Müttefikler ise Avrupa'ya destek verebilmek için Anadolu'daki ordularını azaltmış ve yerlerini Kızıl Ordu almıştı. Kızıl Ordu ile birlikte karşı taarruza geçen Türk ordusu Almanları geri püskürtmeye başlamıştı. Öncelikle Marmaris kurtarılmıştı. Ardından Rodos'a yapılan saldırılar sonrasında Rodos Türk hakimiyetine girmişti. Hemen ardından namlular önce İzmir'e, ardından İstanbul'a çevrilmişti. Kuşatma halinde bulunan yerleri kurtarmış,
Hatta Bulgaristan işlerine girmeye başlamıştı. Türkler uzun yıllar sonra bir kez daha Avrupa'daydı. Bulgaristan'ın düşürülmesinin ardından TSK, Yunanistan'ın özgürleşmesinde yardım etti. Hatta Yunanistan'dan Berlin'e kadar ilerleyen ordularda bulundular. Savaş sonrasında toprak paylaşımı yapılması için toparlanan Paris Barış Konferansı'nda Türklere davet edildi. İtalyanlara ait olan Rodos Adası, 12 adalar ve Bulgaristan'daki Türk çoğunluğu bulunan topraklar Türklere bağlandı. Türkiye savaş sonrasında gördüğünüz şekli alırdı. Türk milleti bu büyük savaştan galip bir devlet olarak ayrıldı. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda iki tarafla da iyi geçinmeye çalışmış, zaman zaman iki tarafla da krizler yaşamıştır. Ancak daha çok genç bir cumhuriyet olan bu devlet, hali hazırda 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın yaralarını sarıyorken, bir de kapısında dünya tarihi boyunca gerçekleşen en yıkıcı ve en büyük savaşı bulmuştur. İki tarafla Türkiye'yi kendi tarafında görmek istemiş, ancak Türkiye çok doğru politikalar ile savaşın ortasındayken en az yarayı almıştır. Benim anlattığım bu senaryoda müttefik devletleri Türkiye'yi bir devlet olarak değil tamamen bir yol, bir köprü olarak görmüştür. Böyle bir savaşa girilmesi kesinlikle toparlanması imkansız yaralar açtığı gibi savaşın İstanbul'a gelmesi dünyayı bile etkileyecektir. Yaptığı usta siyasetten dolayı İsmet İnönü'yü saygı ve sevgiyle anlıyorum. Videoyu özetlememiz gerekirse, eğer ki Türkler 2. Dünya Savaşı'na katılsaydı toparlanması imkansız bir yıkıma ve karşılığını veremeyeceğimiz şehitlerle karşılaşacaktık.